Mr. Powerman. Bugün günler bu pazarın adı ne? Bilen var mı? Küt haç. Ne demek? Haçın bulunuşu. Yıllar önce ne zaman ki Konstantin Bizans İmparatorluğu Hristiyanlığı kabul etti, onun maması Helen de kabul etti ve istedi ki Hristos'un haçlandığı haçı bulmak. Bildiğiniz gibi Yahuda İskariyot onu ele verdikten sonra 30 gümüşe onu ele vermişti. Sonradan dedi ki ben suçsuz bir insanı ele verdim. Bu 30 gümüşü istemiyorum dedi ama buradaki pişmanlık yürekten olan bir pişmanlık değildi. Korkuya dayalı bir pişmanlık. Korkuya dayalı bir pişmanlık, pişmanlık değildir. Mesela Bedros da onu inkar etti. Tanımıyorum dedi üç kere. Ama onun korkuya dayalı bir şeydi ama yüreğindeki ona olan bir sevgisi vardı. İskariyot'un ki farklı bir şey. Başına gelecek belalardan korktuğu için, yani Tanrı bizi cehennem ateşinde yakacak diye biz pişmanım diyorsak bu gerçek bir pişmanlık değil. Tanrı bizi seviyor. O sevgiye karşılık, yani sevdiğiniz bir kişiye karşı işlediğiniz bir suç, artık ben onun nasıl yüzüne bakarım? Onun sevgisine karşı ben ona ihanet ettim. Utanırım demek farklıdır. O beni cezalandıracak diye pişman olmak farklıdır. Birinde yürekte sevgi vardır, diğerinde korku vardır. Onun için ilişkilerimizde eğer sevgiye dayalı bir ilişki söz konusuysa Tanrı bizim gücümüzü biliyor. Ama biz o bizi cezalandıracak diye biz özür diliyorsak o zaman burada gerçek bir iman, gerçek bir sevgi yoktur. İşte o 30 gümüşü kahanalara, o din adamlarına geri verdi. Din adamları dindar insanlardı. Yani biraz söylediğim önce gibi yüreklerinde Tanrı sevgisinden çok o korku vardı. Onun için Hristos onların mayası sizde olmasın dedi. Yani korkuya dayalı bir ilişki olmasın. Sevgiye dayalı bir ilişki olsun. Onlar kuralları çok iyi yerine getirirlerdi. Harfiyen tutarlardı. Ama merhameti, adaleti, doğruluğu bir kenara bırakırlardı. Dini kuralları uygulamak, asıl adaleti, doğruluğu bir kenara koymak dindarlıktır. Gerçek bir inanç değildir. Vaktinde dua etmek, vaktinde badarağa katılmak, mum yakmak bunlar dindarlıktır. Ama bunun ötesinde sevmek Tanrı'ya dostluktur. Onun evladı olmaktır. İçinde sevgi olmayan her türlü şey ölüdür. Kuralları yerine getirmek yeterli değildir. Bunu anlatmak istiyorum. İşte o din adamları da o attığı ben istemiyorum bu 30 gümüşü dedi. Onu mabetin kasasına koyamayacaklardı. Çünkü o kirli bir paraydı. Kan parasıydı. Ve bunun için o tepeyi satın aldılar. Ve orası zamanla çöplük oldu. O tepe, Golgota Tepesi. Hristos'un haçlandığı tepe. Ve hemen bu haçı bulmalarını söyledi kraliçe olarak. Adamlarına söyledi bu haçı bulun. O zaman Kudüs de Roma İmparatorluğu'nun esaretindeydi. Ve gittiler, yer belli biliniyor. Tonlarca o çöpü attılar
üç tane haç ortaya çıktı. Ama hangisi? Hani iki tarafta da iki hırsızla beraber asılmış da ya. Hangisi Hisus'un haçı? Bunun için nasıl Hisus yaşamı boyu ölüleri diriltti, hastalara şifa verdi ve haçlardan sırayla denediler. Bir ölü getirdiler, o ara gömülme güzel olan. Üstüne koydular, öbür haçın bir şey olmadı, öbürüne koydular ama ne zaman ki Hisus'un haçının üzerine koydukları zaman ölü dirildi. Bunun üzerine o haç alındı, törenlerle, saygıyla, gerekli yere kondu. İşte bu haçın bulunması diyoruz. Küt haç. Onu kutluyoruz bugün. Sevgililer, biz de her zaman diyorum, insanın kendisi haçtır. Şöyle elinizi kaldırıp aynana karşısına bakarsanız, haç şeklinde olduğunuzu görürsünüz. Ama ne zaman ki biz de Rabbin buyrukları doğrultusunda yaşamıyorsak, üstümüze dünyasal pislikler dökülüyor, çöpler dökülüyor, biz kayboluyoruz. Tıpkı bir zamanlar o haçın üzerine çöplerin dökülmesi gibi. İşte bugün bize hatırlatmadır. Bak, senin üzerine Rabbin sözleri dışında hangi uygunsuz davranışlar sendeki o haçı seni yok etti? Merhametsizliğin mi? Adaletsizliğin mi? Çıkarcılığın mı? Menfaatlerin mi? Bunların her biri birer çöptür. İnsanı doğru yoldan ayıran her türlü tutum, davranışı ve sözü çöktür. Ve bugün biz kaybolmuş vaziyetteyiz. Kayıp ruhlarız. Ve onun için işte küt haç bize tekrar bir hatırlatma ki Rabbin yolundan, doğruluğundan, sevgisinden seni ayıran ne varsa bugün onları temizle. Çünkü zihnimiz ve yüreğimiz molozlarla dolmuş. Her türlü yalan dolan en büyüğümüzden en alttaki kademeye kadar inmiş. O zaman bizim gelip bu şeyde haç çıkartmaya hakkımız yok. Eğer iftiralar atıyorsanız, bunu din adamları bile yapıyorsa, o zaman neyin küt haçını kutlayacağız biz? Şimdi işte yenilenmenin o pisliklerden, o çöplerden yeniden arınmanın zamanı. Eğer birbirini düşman olarak görüyorsan, bir seçim uğruna her türlü değeri ayaklar altına alıyorsan, o koltuğa oturmak için her türlü yalanı söylüyorsan, o koltuğa otursan ne olur, oturmasan ne olur? Önemli olan gökteki koltuğa oturmaktır. Hatırlarsanız Hovannes ve Yakup Arakyalı'nın mamaları geldi dedi ki izin ver benim iki oğlum senin sağına ve soluna otursun dedi. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Evet, doğrular, sevgide yaşayanlar, dürüstler bir gün Rabbin yanında oturacaklar. Onun yanındaki koltuklarda oturacaklar. Bunu kutsal kitap diyor. Ama o koltukları çıkarı için, menfaati için, kendi arzu ve istekleri için ele geçirmek isteyenler dünyasal o koltuğa oturabilirler bir. Ama onların zaferi geçicidir. Kalıcı değildir. Önemli olan o koltuğa oturmak değildir. O koltuğu doldurmaktır. Rabbin koltuğudur çünkü o. Sevgililer, işte bu konuda yaşam
bir koşudur. Hem de uzun bir koşu. İnsanlar ister istemez bu koşuya katılmak zorundalar. İnsanların çoğu nereye, hangi hedefe doğru koştuğunu bilmeden bu yaşam koşusunu yapıyorlar. Bu koşunun yapıldığı iki bulvar var. İki yol var. Biri dar kapıdan girilen yol, diğeri de geniş kapıdan girilen yol. Kutsal kitap böyle diyor. Şüphesiz ki her iki yolun sonunda bir hedef var. Ama önemli olan doğru hedefe koşmaktır. Önemli olan bir hedefe ulaşmak değildir. Doğru olan hedefe götüren doğru yoldan koşmaktır. Geniş yolda koşanların hedefi, tek amacı zevktir, çıkardır. Kendi arzu ve isteklerini sürüklediği bir şekilde yaşamaktır. O koltuğu onun için kullanmaktır. Ama dar yoldan girenlerin amacı da Allah'a ve onun halkına hizmet etmektir. Ve bu yüzden sevgililer, yanlış yolda koşuyorsak, ne kadar hızlı koşarsan koş, hedeften uzaklaşıyorsun demektir. Tüm gayretin, tüm çaban boşa gidiyor demektir. Belki bir zafer kazanabilirsin bu dünyada. Ama bir gün senin ömründe sona erdikten sonra ne olacak? Ya sonrası ne olacak? Yaşam devam ediyor. Burada ettiklerin gökyüzünde biçilecek. Ne ektiğin orada ortaya çıkacak. Bu koşu sadece bir sıradan koşu değildir sevgililer. Ya Tanrı'nın egemenliğinde ya da dışarıda kalma meselesidir. Yani ya cennette kalma ya da cehennemde cezalanma meselesidir. Ya Tanrı'ya bağlı ya da ona isyan içinde yaşama meselesidir bu koşu. Ya dar bir kapıyla başlayan ama sonunda ebedi yaşama açılan bir yolda yürümek, ya da ben merkezciliğimiz, çıkarcılığımızın geniş yolunda yürüyerek en nihayetinde sonunda ebedi yıkıma uğramaktır. Bu yüzden bu yolda yapılan koşu bir yaşam koşusudur dedim. Hayatta kalma koşusudur. Ölüm kalım meselesidir. Bu yüzden Hüsus dağdaki vaazında bu konu hakkında dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir dedi. Bu kapıdan girenler çoktur. Geniş kapıdan girenler. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Ve diyor ki bu yolu bulanlar zordur. Neden yol çetin? Çünkü sevgililer, doğruluk artık, doğru bir yaşam zor bir yaşam oldu. Dürüstlük bu dünyada çok zor yaşanır oldu. Çünkü artık insanlarda ne ahlak kaldı, ne doğruluk, ne dürüstlük. Güven duygusu yaşıyoruz şimdi. Kime güveneceksiniz? Okuyorsunuz haberleri. Bir ana evladını öldürüyor. Bir baba kızını taciz ediyor. En güvendiğin kardeşin aynı anadan doğmuş. Kardeşler birbirini boğazlıyor mal için. Hiç ummadığın insanlar, eşin, başkası arkandan seni hançerliyor.
Bu güven bunalımın içerisinde insanlar karanlıkta yolunu şaşırmış, nereye gideceğini bilmiyor. Hatırlarsanız ben yine bir soru sormuştum bir gün. Bugün sırrınızı açıklayacağınız, derdinizi paylaşacağınız kaç tane dostunuz var yanı başınızda? Güvenip de ona o sırrınızı verdiğiniz zaman onun hayatının sonuna kadar o sırrın onda kalacağına dair bir garanti verebilir misiniz? Peki. İkinci sorum şuydu, adada sormuştum. Belki burada da sordum, bilmiyorum. Peki, güvenip de sırrınızı, günahlarınızı açıklayacağınız kaç tane din adamı vardı? Bugün güvenip en saklı günahınızı açıklayacağınız, günah çıkaracağınız bir din adamı var mı? Vardır ama belki çok azdır. O zaman vaziyetimiz, bak, sessiz kalıyorsunuz. Demek ki biz güven bunalımı var. Eğer güvenmiyorsan huzursuzsun demektir, mutsuzsun demektir. Her türlü huzursuzluk ve mutsuzluk kapında demek, zihninde ve yüreğinde demektir. İnsan eğer güven içinde ise huzur ve mutlu olur. Onun için Adler dedi ki, insan nerede huzur ve güven içinde olursa oraya doğru akar. Orada yaşamak ister, orada olmak ister. İşte onun için yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir derken bunu kastediyor. Çünkü sevmek gerçekten fedakarlık ister. Sevmek gerçekten sorumluluk ister. Özveri ister. Doğru olmak yine öyle. Ama bir şey daha var burada. Tamam, dar kapıdan girdin. Ama o doğru yolu buldun. Ama kurallara göre koşmuyorsan boşuna havayı dövüyorsun demektir. Boşuna çaba sarf ediyorsun demektir. Herkes Jesus diyor. Herkes o bizim Rabbimiz diyor. Bu elbiseyi giyiyor. Ama doğru yaşamıyorsam bunun bana ne faydası var bu elbisenin? Bu elbise kurtarmaz beni. Yüreğimdeki iman kurtarır. Doğruluk kurtarır. Rabbi olan sadakat kurtarır. Halkıma yalan söylememek beni kurtarır. Budur Rabbim bize baktı. Onun için Rab diyor ki, ben yüze bakmam, yüreğe bakarım. Olimpiyatlarda koşular olur, bilirsiniz. Bayrak yarışlarını izlemişsinizdir. Biri koşar, sonra elindeki bayrağı arkadaşına verir. O alır, o koşar. Ondan sonra öbürü, dördüncüsü, kim birinci gelirse odur. Peki diyelim ki biri koştu. Bayrağı arkadaşına teslim etti. Öbürü de aldı, koştu, bayrağı arkadaşına teslim etti. Ama diyelim ki dördüncüsü, hangisi yaparsa yapsın. Ama elindeki bayrağı 2 metre kala düşürdü diyelim. Çizgiyi geçerse birinciliği sayılır mı? Çünkü bayrağı elinden düşürdü. Kural ihlal edildi. Onun için sonuna kadar doğru koşmak, dürüst olmak bize hayat tacını taktıracaktır göklerde. Onun için kutsal kitapta diyor ki, uyarıyor imanlıları, ayakta durduğunu sanan aldanmasın, dikkat etsin, düşmesin diyor. Sevgililer, amaç olmadan koşu olmaz. Aynı ufka bakarak aynı amaç uğrunda yola çıkanlar mutlaka amaçlarına ulaşırlar. Aynı amaç uğrunda bir araya gelen insanlara ben Birleşmiş Yürekler adını veriyorum. Çünkü sır burada. Bakın,
Kutsal kitabın en önemli sırlarından bir tanesi bu. Birkaç kişi bir amaç uğrunda bir araya gelir, benden dilerlerse bu güç birliği, amaç birliği Tanrı'nın desteğini alıyor. Onun gücünün devreye girmesini sağlıyor. Onun için kutsal kitapta bölünen bir ordu zafer kazanabilir mi? Bölünen bir ülke kalkınabilir mi? Bölünen bir aile ayakta durabilir mi? Bölünen bir cemaat ayakta durabilir mi? Bir seçim uğrunda şunu okuyun, ben kullanmıyorum ama gelip bana söylüyorlar. Bu ne kadar bir rezalet. Yakışıyor mu, yakıştırıyor musunuz? Onun için bu böyle devam ederse Tanrı bizimle beraber olmaz. Birleşmiş yüreğimiz yok. Bir beden, bir ruh değiliz. Şu an kaybettik, ölüyüz. Birleşmiş yürekler, şunu bilmenizi istiyorum. Birleşmiş Milletler'den daha etkilidir. Ve daha büyük bir güçtür. Eğer kalpler aynı amaç için, aynı amaç uğrunda atarsa, uzak yakın olur, zor olan kolay, imkansız olan ise mümkün. Yüreklerin bir amaç uğrunda birleşmesi, tıpkı ışığın bir mercekte toplanması gibidir. Güneş için rüzmeleri dağınıktır biliyorsunuz. Dağınık haliyle sadece ısıdır ve aydınlatır güneş ışığı. Ama hepiniz deneyler yapmışsınızdır. O dağınık elde olan ışık hüzmelerini bir mercekle bir noktada toplarsanız ne olur? Yakar, ateş olur. İşte sevgililer, eğer bu dağınık ışıklar bir noktaya toplarsak ateş elde ederiz. İşte aynı amaç uğrunda çarpan yürekleri bir araya toplarsak ateş elde ederiz. Lazer denen tekniğin özü budur. Hani lazerle tedavi var ya, bu dağınık olan ışığı bir merkezde toplayarak tedaviye eğiliyor. Bakın, yırtılan gözle retinaları dikiliyor. Lazerle tedaviler yapılıyor. Ulaşılamayan noktalara lazerle ışınla ulaşıp gerekli tedavi yapılıyor. Ama o zaman biz bundan, bu teknolojiden ders almalıyız. İşte kilise budur aslında. Cemaat budur. Aynı amaç uğrunda çarpan yüreklerin birleşmesi. Lazer teknolojisinin olduğu yer haline dönüşmektir. Lazer olmaktır. Kilise sadece bir bina değil, bir bedendir. Bir kurum değil, yaşayan bir organizmadır. Biz de bu organizmadaki yerimizi almalıyız. Birlikteliğin olmadığı yerdeki bir eylemin meydana getirdiği topluluğa cemaat değil, olsa olsa kuru kalabalık denir. Biz şimdi bu vaziyetteyiz. Ne zaman maziye dönüp de baktığımız zaman o değerleri kaybetmiş bir toplum nasıl olacak? Biz sadece bu dünyada yaşamaya değil sevgililer, tüm insanlık bir aileye, bir millete ait olmaya da çağrıldık. Birlik olmaya çağrıldık. Sadece yaşamak için Tanrı bizi göndermedi. Birbirimizi sevmemiz, birbirimizin zayıflıklarını üstlenmemiz, birbirimize destek olmamız için gönderdi. İnsan budur. Herhangi bir yerde bir insan kardeşinin soruna kayıtsız kalıyorsan, o zaman
insanlığını ve yüreğini kontrol eder. Bir eksik var demektir. Çünkü söylüyor kutsal kardeşinden nefret eden katildir diyor. Onu öldüren canını alan demiyor. Gördüğü insan kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı sevemez diyor. O yalancıdır diyor o zaman. Onun için sevgililer bir arada birlikte kardeşçe sevgiyle yaşamak için yaratıldı. Tüm sorunlarımızı, sevinçlerimizi, acılarımızı, mutluluklarımızı paylaşmak için tasarlandı. Büyük bir ailenin bir parçası, bir üyesi olmak için biçimlendirildik. Ama Tanrı'nın bu amacını tek başımıza gerçekleştiremeyiz. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Yeteneklerimizi bu amaç uğrunda seferber etmeliyiz. O zaman tüm engeller kolayca aşılabilir, dünyada barış sağlanabilir. Ailede başlar, cemaatte devam eder, milletleşe olur ve uluslara dağılır ve barış böyle olur. Onun için kutsal kitapta diyor ki, ne mutlu yüreği temiz olanlara. Onlar Allah'ı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Onlara Tanrı'nın çocukları denecek. Ne mutlu doğruluk uğrunda zulüm görenlere. Göklerin egemenliği, cennet onlarındır. Doğru olmadan cennete giremezsin. Çünkü kutsal kitapta diyor ki murdar, kirli olan hiçbir şey burada yer etmeyecek. Yalan söyleyerek, iftira atarak, bunu seçim propagandası yaparak cennete giremezsin. O koltuğa oturabilirsin. Yalanla dolanla. Bu ayrı bir şey. Ama amacın o koltuğa oturmaksa sadece vah sana, acınacak vaziyettesin. Ama doğru ve dürüst olursan Tanrı seni bir oradaki gökteki ebedi koltuklara oturacak hayat tacını verecek. Seçim herkesindir. Bu yüzden sevgililer, eğer kolayca engelleri aşmak istiyorsak, ailenin her bir üyesinin yüreklerini birleştirmesi, bir hedefe kilitlemeleri gerekiyor. Yaşamda insan hedefe doğru giderken önünü görmesine engel olan koyu bulutlar vardır. Ama inançlı insanlar bu koyu bulutlara takılmazlar. O karanlığın, o ufkun gerisindeki her şeyi görürler. Ve bakarsın gökyüzüne, Tanrı'nın krallığını görürsün. Golgota tepesine dikilen haçı görürsün. Haça bakarak onun üzerinde günahların için canını veren kurtarıcın Rabbimiz Jesus Kristos'u görürsün. İmanlı insanlar yukarı bakarak kendi öz vatanını, cenneti görür. Yukarı bakarak kendini görür, kim olduğunu, ne olduğunu, niçin dünyaya geldiğini, niçin yaratıldığını, sorumluluklarını görür. Yani ufkun ötesindeki gerçekleri görmektir. İşte biz bugün göklere baktığımız zaman bu haçın bulunmuş gününde bunları görelim. O ufkun ötesindeki Rabbimizi görelim. Onun o bizi sevgiye çağıran sesini işitelim. Ve sevelim. Doğru olalım. Çünkü yanlışı desteklemek de aynı günahı işlemektir. Çoğu yanılıyor. Taraftarlık yapıyor. O benim arkadaşım. O benim şeyim. Arkadaşın seni orada kurtarmayacak. Ama yaptığın doğruluk kurtaracak. Sen arkadaşım diye ona, akrabam diye, hemşerim diye
yanlışı desteklersen yanılırsın. Senin desteklemen gereken şey Tanrı'nın çağırdığı yolda yürüyerek doğrunun peşinden gitmek. Kimse o doğru. Neyse o doğru. Yalana dolana sapmadan. Bugün sizlerle bunları paylaşmak istedim. Küt kaçtı. Kaç olur. Kaçın anlamı sevgidir. Kaçın anlamı doğruluktur. Kaçın anlamı sadakattır. Kaçın anlamı alçak gönüllülüktür. Ben demek değildir, Rabbi göstermektir. Onun için herkese çağırın. Başla kendime. Kendine gel. Rabbin sesine yönel. Onun doğruluğunu yüreğine koy. O zaman korkma. Göklerdeki hayat tacı, koltuk, yaşam ağacı, her şey senindir. Rab bizi doğrulardan eylesin. Yalandan, dolandan uzak tutsun. Ve söylüyorum, gerçeği araştırın. Dedikoduların arkasından ve seçim propagandalarından söylenen sözlerin arkasından gitmeyin. Doğrunun peşinden. Rab bu konuda yüreğinize, vicdanınıza doğruluk radarını koysun ve o şekilde devam edin. Amin.